makinelerin öğrenmesiyle insan ve yapay zeka ilişkisinde bizim insan olarak ne yapmamız gerektiğini öğretecek. Erkek kadın birlikte kurulmuş ve çeşitliliğe inanan, teknoloji sektöründe uzman yetkin insan kaynağı yetiştirmeyi ilke edinmiş bir dernek. Ben sizleyim, bugün ve yarın her zaman birlikte oluruz, sohbet ederiz. Mentor programlarımız var bu eğitimden sonra. Onlarda da sizlerle beraber olacağız diye. Yararlı bir faaliyetin belki ülkemizin geleceğine yön verecek bir çalışmanın başlangıcı olması itibariyle iradenin ortaya çıkmış olduğu için çok mutluyum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Türk traktöre, bilgilendirici aktörler var. Bu insanların etinden, sütünden, yününden yararlanın bak bu çocuklar. Ben bunu hissettim aşağıdan buraya kadar. O yüzden Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Öncelik olarak kadın olduğum için dezavantajlı olduğumu düşünürdüm. Ama Zehra Hanım'la tanıştıktan sonra düşüncelerim çok değişti. Yetkin gençler sayesinde Zehra Hanım'la tanışma fırsatı buldum. Teknoloji Kadın Derneği ile tanışmış olmak benim ufkumu açtı diyebilirim sizlere. Çünkü teknolojide kadın olmanın bu denli güç yaratabileceğinin farkında değildim öncelik olarak. Sonrasında teknoloji geleceğin mesleği ve bizler de kadın olarak teknolojide güçlü bir şekilde yer almalıyız ve bunu da kadın olarak başarabileceğimize inanıyorum. Ve aynı zamanda Zehra Hanım da beni bu denli güçlendiren, motive eden bir kadın oldu diyebilirim. Öncelik olarak gerçekten yazılım dili öğrenmek istiyorum. Çünkü geleceğin mesleği ve de teknoloji artık hayatımızın her aşamasında var ve olmazsa olmazlarımız arasında. Ben de teknolojiyle bir kadın olarak güçlenmek istiyorum. Ve aynı zamanda kadının ağırlıklı olduğu bir platform olması beni de gururlandırıyor. Aynı zamanda güçlendiriyor diyebilirim sizlere. Teknolojide bildiğiniz üzere tüm dünya çapında kadın düzeyi çok az miktarda. Hatta yapılan araştırmada kadınların teknolojide %10 civarı olduğu düşünülüyor. Bu da bizi daha çok kadınların teknolojiye nasıl kazandırılabilir konusunda daha çok motive ediyor. Hani teknolojiye nasıl kazandırabiliriz, onları daha nasıl bu alana yönlendirebiliriz konusunda. Çok çok güzel işler başarıyor ve çok büyük organizasyonlar yapıyor. Kadınların daha çok bu alana yönelmesini, daha çok teknolojide bulunmasını sağlıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce tüm çalışanları kadındı. Tüm yazılımcılar kadındı. Bu son 40 yılda kadınların oranının düşmesiyle beraber bu kadınları teknolojiye nasıl kazandırabiliriz konusu daha da sükse oldu. Biz de bu alanda temel motivasyonumuz hem bir kadın olarak hem de bu Türk'te Vitech ve Türk Traktör'ün beraber işbirliğinde yaptığı projelerle kadınlara yönelik nasıl daha çok teknolojiye kazandırabiliriz, nasıl daha çok bunun %10'luk oranı arttırabiliriz gibisinden düşünüyoruz. Çünkü kadınların bu alanı daha da renklendireceğini, çok daha güzel işler başaracağının bilincindeyiz. Teşekkür ediyorum. Teknolojide Kadın Derneği 2019 yılında kuruldu. 75 kurucu kurum üyesiyle şu anda 160 kurumun içinde olduğu büyük bir aile. Üç hedefte odaklandı. Bir tanesi eğitim, diğeri sürdürülebilirlik, bir tanesi araştırma ölçümleme. Özellikle eğitim hedefimizde hem kendi kurduğumuz akademi, Vitech Akademi, hem de kurumlarla ortaklaşa yaptığımız eğitim çalışmalarıyla Türkiye'nin her tarafındaki kadınların teknoloji alanında uzman, yetkin, üretebilen ve yönetebilen olmalarını sağlamak. Sadece kadınlarla sınırlı kalmayıp burada pozitif bir ayrımcılık yaptık, bir küçük kota koyduk, 80'e 20 dedik, kadınları daha üstte alacağız dedik, ama sadece kadınlarla sınırlı kalmayıp tüm gençlerimizin teknolojide uzman, yetkin olup istihdama katılmalarını destekleyecek, istihdamda da onları bırakmayıp ihtiyaçları için yanlarında olacak bir çalışma yapıyoruz. Siz de biliyorsunuz ki teknoloji çağının içerisindeyiz. Teknolojinin yıkıcı ve yapıcı etkileri var. Özellikle yapay zekanın dönüştürücü etkisi çok hissedilmeye başlandı. Burada insanın birey olarak çok güçlenmesi gerekiyor. Bu gücü de sadece erkekler değil, kadın erkek birlikte almamız gerekiyor. Teknoloji biraz daha erkek egemen, belki izliyorsunuzdur. Öyle gelmiş, öyle gitmiş. 80'lerden sonra özellikle dünyada daha erkek egemen olmuş. Ama şimdi bu çağda cinsiyet bakmaksızın kadının ve erkeğin kendi yetenekleri ölçüsünde teknoloji içinde teknoloji okuryazarı olmaları, uzmanlaşmaları, gelecekte, hatta gelecek demeyeyim, bugünden başlamış değişen mesleklerde hak sahibi olmaları, bu mesleklerin içinde yer almaları için mutlaka düzgün bir eğitim almaları,
güçlü olmaları, bireysel üretim kapasitelerini artırmaları, sadece akıl zekalarını değil, duygusal zeka ve yaratıcı zekalarını da çok üst noktalara çıkarmaları gerekiyor. İşte tam bu noktada Filizlerin Mucizeleri programında Türk Traktör'ün önderliğinde Teknolojide Kadın Derneği olarak bu il il Türkiye'de gezip bu illerdeki gençlerimiz, özellikle kadınlarımızı, kız çocuklarımızı, genç kızlarımızı bu programa davet ediyoruz, dahil ediyoruz ve teknoloji okuryazarı olmaları için onlara çok değerli bir program sunuyoruz. Şu ana kadar 788 genç kızımız, toplamda 1318 gencimizi programa topladık. İki tane fiziksel etkinliğimizi yapmıştık. Şu an Van'dayız. Üçüncü fiziksel etkinliğimizi yapıyoruz. Yönetici, müdür gibi title'lar duymuyoruz. Onun yerine herkes kendi işinin lideridir diyerek de ünvanlarımızı değiştirdik. O kısma geleceğim. Tabii ki basın mensuplarımız, öğrencilerimiz, yani siz katılanlar, bir kere bence çok özelsiniz çünkü böyle bir programı seçtiniz, geldiniz.